Biz 9 Şubat'ta 420 işçi olarak ATX'in sahibi Aynur Bekleş, Süreyya Bekleş tarafından hiçbir sebep, hiçbir sual, hiçbir neden gözetilmeksizin kapının önüne atılan direnişteki işçileriz. Bugün yanlış saymadıysam 107 ya da 108. gün olacak. Bu süre zarfı içerisinde kapısını çalmadığımız, kapısına gitmediğimiz hiç kimse kalmadı. Gerek hükümet olsun, gerek muhalefet olsun, gerek sivil toplum örgütleri olsun, gerek sendikalar olsun. Ya kapısına gitmediğimiz hiç kimse kalmadı. Bunca zamana kadar zaten ayakta kalmamızın sebebi de bu dışarıdan gelen, sağ olsun yardım eden sendikaların olsun, emeğe saygılı olan partilerin olsun, destekleriyle ayakta duruyoruz. Ama bu bize neyi gösterdi? Daha önce çalışırken örgütlü olmanın ne olduğunu bilmemenin, sendikalının ne olduğunu bilmemenin cezasını bir yandan da çekiyoruz diyebiliriz biz buna. Çünkü eğer bir örgütlü olsaydık veya bir sendikaya bağlı olmuş olsaydık, o zalim patron bizi istediği gibi kapının önüne atamayacak, bize çıkarsa dahi bütün haklarımızı paşa paşa vermiş olacaktı. Ama her şey bizim için bir tecrübe, her şey bizim için bir öğrenim diyelim. Hani öğrenmenin yaşı yoktur ya, bizimki de öyle. Direnmeyi öğrendik, hak mücadelesinin nasıl olduğunu öğrendik. Defalarca AK Parti, yani şu anki mevcut hükümetin il başkanlığı olan il başkanına gittik Sütlüce'ye. Kaç kez orada da görüşüldük. İlk zamanlar hükümetin verdiği tabii ki politik cevaplardan aynısı defalarca karşılaştık. Orası bir özel sektör, biz oraya mecburen karışamıyoruz dediler. Biz de şunu düşündük, acaba eğer şu anki mevcut hükümet biz özel sektörüz diye karışmıyorsa biz de gideceğiz kendimize göre küçük çapta işletmeler hazırlayacağız ve içinde yasa dışı şeyler üreteceğiz. Nasıl olsa hükümet karışmıyor ya, nasıl olsa devlet karışmıyor, o da karışmayacak. Tabii ki bunlar hepsi bir saçmalıktan ibaret oluyor. Ne demek? Sen bugün devletsin, hükümetsin ve sen özel sektöründe ona karışmıyorsun. Hizmet ödülü vermeyi biliyorsun. Teşvik primleri vermesini biliyorsun. 5 yıl boyunca diyorsun ki ben senden vergi almayacağım. Al sana yer, sen git tesisini kur. Yeter ki istihdamı artır, işsizliği önle. İyi, hoş. 5 yıl boyunca benim sigortamın devlet ödedi. Maaşımın 400 lirasını devlet ödedi. Ben kendim Anadolu'ya defalarca eğitimci olarak gittim. Eğitim verdim oradaki insanlara. Pirinç ekene, marangoza, evinde hiçbir şey yapmayan ev hanımına, alıp onları tekstilde birer operatör, yani makinacı ya da bir ütücü ya da bir paketçi ya da bir kontrolcü yaptık onları. Bizim Anadolu insanı kadar gururlu ve de duygusal insan yoktur. Ama bu zalim patron onların gururlarıyla, duygularıyla o kadar iyi oynadı ki aklınız hayaliniz durur. Anlatsam belki akşama kadar vakti alır ama. Bir de bize söyledikleri şey şu, biz size pirinç yardımında bulunalım. Pirinç? Makarna verelim. Ya bizim zaten pirince makarnaya ihtiyacımız yok ki. Bizim onlardan gelecek paraya da ihtiyacımız yok. Biz sadece içeride olan 3 aylık maaşımız, 5 ile 20 yıl arasındaki tazminatlarımız, bizim derdimiz o. Veyahut ne bileyim, hani adımız daha farklı şeylerde anılsaydı, negatif yönde söyleseydim, belki o zaman daha çok bunların gözünün önünde bulunduruz. Ama 1992 yılında bankasını hortumlamış bir patron, biz bunu sonradan öğreniyoruz, onu alıyoruz, yüksek mertebelere kadar çıkarıyoruz, bizim sayemizde hizmet ödülü alıyor. O keyfinin kayası yokmuş gibi hiçbir şey, hiçbir sebep göstermek sizin bizi kapının önüne attığı zaman kimse ona kardeşim sarı çizmeli Mehmet abi sen ne yapıyorsun demiyor. Ama biz biraz müzik açalım, kabahatler kanunu. Biz biraz sesimizi yükseltelim, kabahatler kanunu. Bu kaldırıma geçin. Ben bu kaldırımın vergisini ödüyorum, kaldırım vergimi ödüyorum ama ben bu kaldırımda oturamıyorum. Polis beni yerden sürttü, karşı kaldırıma atıyor. Bayan arkadaşlarımın kolları, dirsekleri 2 hafta 3 hafta içerisinde zor iyileşti. Morluklar, yaralar bir ele içerisinde kaldı. Neydi bunların günahı? Bunlar çözümü başka yerlerde aramadılar. Kendi devletinden aradılar. 2008'den öncesine kadar maaşlarımızı günümüzde alıyorduk. Sıkıntımız yoktu. Çalışma şartları falan. Çalışma, o zamana kadar çalışma şartlarımızda pek fazla abes bir şey yoktu. Vardı ufak tefek şeyler ama hani tekstil ortamı olur diyorduk. Ama 2008'den sonra birincisi biz patronun artık kim olduğunu şaşırdık. Patron güvenlikler miydi? Yoksa bize maaşı veren miydi? Gerçi artık bu bir de şeyden kaynaklanıyor. Düzenden kaynaklanıyor. Düzen de böyle. Şu an büyük firmaların hepsi artık taşeronculuğa geçti. Taşeronculuk içerisinde çocuk işçiliği yok mu? Var.
Yabancı yurtta çalışan işçi yok mu? Var. Büyük firmalar ne diyor? Diyor ki kriz geldi. Bizim patronumuz da diyor ki kriz bizi teğet geçti. Bizim başbakanın dediği gibi kriz bizi teğet geçti. İyi hoş, kriz bizi teğet geçti ama eğer kriz bizi teğet geçtiyse, teğetin geçme hali hepimizin sokakta ise krizin durumunu ben merak ediyorum. Krizin durumunu merak ediyorum. Bayan işçilerimiz lavaboya gider. Erkek güvenlikler kapıda durur. Kapıyı tekmeler. Adamların dediği şu zihniyete bakar mısın? Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. 3 aylara girdik. Allah hayır etsin. Ben namaza karşı değilim. Bunu diyen güvenlik amirleri, firmayı artık ele almış insanlar. Ben namaza karşı değilim. Ben abdeste karşıyım. Pardon ya. Abdestsiz namaz mı olur? Ya da şöyle bir örnek vereyim. Ya da yaşanılan şöyle bir şey söyleyeyim. Burada değil o arkadaşımız. Normalde bizimle beraber. Bugün herhalde iş var, gelemedi. İnsan abdest alır da ayaklarını yıkama esnasına gelecek. Adam bir ayağını yıkıyor. Tamam diyor. Diğer ayağını da sonra gel yıkarsın. En basitinden sırf hastayım diye sırtına şal atan bir bayan arkadaşımızı, ben firmada bölüm şefiydim. Daha sonra müdür yardımcılığına geçtim. Ama hiçbir şey yanmıyor firmada. Firma soğuk. Firma içerisi buz. Gelip bana diyorlar ki şunu çıkaracaksın işte. Neden diyorum? Sırtına diyor şal atmış. Milleti kışkırtıyor firma soğuk diye. Pardon ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne kadar eften püften şeyler. İnsana ne kadar çok saçma geliyor değil mi? Bunun gibi birçok şey. Tamamen bir yıldırma politikasıydı. Bizim başbakan diyor ya ben fakirin fukaranın hükümetiyim. Hani nerede? Neden bu çığlıklara ses duymuyor? Suriye'dekilere gelip kucak açılabiliyor. Tamam açılsın. İstemeyenin gözü çıksın. Ama biz de gözülelim. Biz de kiralarımızı ödeyemiyoruz. Taksitlerimi ödeyemiyoruz. Ev sahipleri bizi dışarıya atıyor. Banka kredisiyle ev alınan arkadaşlar, bankalar gelip ellerinden evini aldı. 3-4 tane arkadaşımız bizim içimizdeydi. Banka geldi evini aldı götürdü. Hiç bunları görülmüyor. Biz zaten sadaka değil ki. Biz hakkımızı istiyoruz. Bunun için bize bir yardım edin. Verdikleri cevap şu. Özel sektör. Yani özel sektör dediğiniz zaman çok edersin. Sanki bize küfür ediyorlar. Ya ne diyorsunuz ya, özel sektör ne yani? Özel sektör ayrı bir cumhuriyetti. Kapitalist düzenin, sömürünün, sermayenin biz en alt taban olan işçi sınıfına yaptığı zalimleri biz bu 107 gün içerisinde gördük. Bu bize ders olsun. Bu bize ders olsun ama diyorum ya, düzen böyle. Bu biz ilk değiliz, son da olmayacağız. Yine kapitalist düzen olacak. Yine bir zalim patron olacak. Yine işten atılan insan olacak. Ve yine haklının yanında kimse olmayacak. Biz belki duruma çok umutsuzca bakıyoruz ama yaşadıklarımız bize bunları gösterdi. Problem yaşıyorduk. Maaşlarımız geç ödeniyordu. Ve ödendiği zaman taksitler halinde alıyorduk. Öyle zaten son 2-3 yıldır sanırım ikramiye de almıyorduk. Zamlarımız çok çok düşüktü. Ve buna rağmen aşırı mesai yapıyorduk. En son 9 Şubat tarihinden önce artık dedik yeter, bıçak kemiğe dayandı. İlk önce 3 gün içeride bir oturma eylemi yaptık yemekhanede. Bu eylemin ikinci gününde Süreyya Bekleş bize geldiğinde arkadaşlar Nisan sonuna kadar beni idare edin, bir şekilde içeride olan maaşlarınızı ödeyeceğim dedi. Ve o gün bize peşin 500 lira avans ödemesi yaptı. Bizi ikna etmek ve işimizin başına geri dönmek amacıyla. Tabii biz zaten 2008'den beri aynı masalları dinlediğimiz için yine tatmin olmadık. Eylemimize devam ettik. Bugün 108. gündeyiz. Evet biraz yorulduk, yıprandık. Biraz daha zam olabilir ilk güne rağmen ama bu çok normal. 3 ay içeride alamadık, 3 ay dışarıda alamadık. Toplam 6 ay ve hepimizin sorumlulukları var. Çocuklarımız var, eşler var, ailelerimiz var, hasta bakanlarımız var. 6 ay bir ücret almadan hayatımıza devam ettirmek oldukça zor. Leafing'in önünde niye diye sorarsanız, Leafing Türkiye üzerinden birçok markalara iş veren nimesi bir firma. Bize karşı sosyal sorumluluğu olduğunu düşünüyor. Çünkü E-Tekstil'de PTL firmasını satın aldı. Bunun karşılığında ödeme yapmadığı söylendi. Süreyya Bekleş bize bunu söylüyordu. Ne zaman ki ben Leafing'den alacağım, size o zaman ödeme yapacağım diye. Bizi aylarca böyle oyaladı zaten. Biz de şu an Leafing'de diyoruz ki ona yapacağın ödemeyi bize yapacaksın. Asılan tabelalarda işte 45 saatten fazla mesai yapmamalıyız.
maaşlarımız gününde ödenmeli ve sağlıklı çalışma ortamı olmalıydı. Ama biz bunların hiçbirini görmedik. Yani sağlıklı çalışmanın dışında aksine baskıyla çalışıyorduk. Affedersiniz, güvenlik görevlileri her saniye bölümler arasında geziyorlar. Bayanların bile tuvalette girdikleri zaman kapılarını bekliyorlar. Kapılarını tıklatıp bu kadar süre içeride ne yapıyorsunuz artık işinizin başında dönün. Bunun gibi birçok şey, hatta yani çok ileri gidip güvenlik müdürü öyle diyeyimse bazı bayan arkadaşlarımıza küfür çekti, hakaretler işitiyoruz. Buna rağmen mecbur kalıp sesimizi çıkaramıyorduk ve ses yükseltiğimizde de zaten hani işçisin işine gelmiyorsa kapı orada gibi bir şeyle karşı karşıya kalıyorduk. 20 yıllık arkadaşlarımız var, 10 yıllık, 15 yıllık arkadaşlarımız var. Yani bugün 15-20 yıllık bir arkadaşımız alacağı 35 milyarlık bir tazminat bir üniversite öğrencisine okutması demek. Bunu yapamadığı takdirde o çocuğun geleceğini elinden alıyorsunuz. Biz bunun hesabını soruyoruz. Biz yani burada ne siyasi olarak buradayız, ne dini yaşantı olsun. Farklı farklı insanlarız burada. Aramızda çok çeşitli insanlar var. Lifung da ilk başta bize bunu ödeyeceğini söylemişti. Evet, ben bu işi çözebilirim demişti. Ama sonra Ahey Tekstil'le aralarında ne geçtiği, nasıl bir diyalog var? Şu anda da benim hukuksal olarak hiçbir sorumluluğum yok. Sadece size insani olarak bir yardım yapıp size iş bulabilirim gibi bize bir hani alaycı bir tavırla bir yaklaşım oldu. Biz bunlara karşı duruyoruz. Yani biz ne sadaka istiyoruz, biz dilenci değiliz, merhamet de istemiyoruz. Kimse bize acısını da istemiyoruz aslında. Belki evet 40 kişi 50 kişi diyoruz ama hepimizin bir hayatı var. Hepimiz 4-5 nüfuslu bir aileden oluşuyoruz. Ben bir yaşında çocuğumu bırakıp geliyorum, üstelik süt annesiyim. Bu yaşadığım stres çocuğumu da etkiliyor. Bir babayı düşünün, bunun kirası var, faturası var. Bir eşi düşünün ki eve harçlık istiyor, ekmek alacak parası yok. Yani burada seks yükseltmenin, hak aramanın, bağırıp çağırmanın, sokaklara dökülmenin ne gibi yanlış var anlayamıyorum. Aramızda %80'i, %90'ı AK Parti'ye oy vermiş insanlarız hepimiz. Ve zaten başbakan, hükümet bizim patronu çok yakından tanıyan birisi. Kendi eliyle meclisten ödül vermiş birisi. Ve şu an biz AK Parti sütücü binasına gittiğimizde görüştüğümüz bazı şahıslar bize diyor ki biz Aynur Bektaş'ı tanımıyoruz. Süreyya Bektaş'la yakalanıp içeri atıldıktan sonra tanıdık. Yani bu çok komik. Buna inanmamızı beklemesinler ve maalesef siz özel sektörsünüz, biz size karışamıyoruz. Şu bizim içimizi çok acıttı. Bize diyor ki içinizde gerçekten çok ihtiyacı olan arkadaşlarınız varsa onlara biz bir şekilde maddi yardımda bulunalım. Yani bu demek ki biz 60 kişi sokaktayız, 3 kişi 5 kişi gerçekten mağdur. Biz onların mağduriyetini giderelim. Diğerleri yani tazminat değil. Hayır kısa ya, aynen öyle. Verecekleri bir paket bulgur, bir paket makarna, belki 50 lira 100 lira, artık onu zaten açıklamıyorlar. Ve şöyle bir tespit durumları da yok. Siz geleceksiniz, bağlı bulunduğunuz ilçelere ikametinizi getireceksiniz. Yani böyle aşağılayıcı bir tavır var mı? Yani bu bizi zaten üzen, bizi bu kadar hırslandıran bu. Yani tamam diyebilirsin ki evet biz hata ettik, denetlemedik veya bizim görevlendirdiğimiz insanlar görevlerini yerine getiremediler. Yani bizler şimdi sorumluluk yaptık. 5 kişi 10 kişi idare etmek bile ne kadar bizim için zorken şimdi 80 milyon bir insan idare etmek elbette ki kolay değil. Biz bunu da anlıyoruz. Tamam ortada bir denetimsizlik olmuş veya bir şekilde sıkıntıla iletilmemiş. Ama biz birebir artık sizinle muhatabız. Biz artık haykırıyoruz. 108 gün az bir zaman değil. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Yani siz bekliyorsan ev sahibi beklemiyor. Faturalar beklemiyor. Yani elektriği kesen arkadaşlarımız var. Bir yaşında bir çocuğum var ve onu emziriyorum. Öyle diyeyim, süt annesiyim. Ama bu yaşadığım stres ona da yansıyor. Hani az önce dedim ya, şükretmiyoruz. Şükürcü değiliz. Bunu yanlış algılanmasını istemiyorum. Şükürcüyüz elbette, elhamdülillah. Ama şu, bize denilen bu memlekette elinizdekilerle yetinmeyi bileceksiniz. Biz verirsek yiyeceksiniz, vermeyeceksek aç kalacaksınız. Birlikte neler yapabileceğimizin farkına vardık. Ve birbirimize gerçekten kayıtsız şartsız güvenmemiz gerektiğini anladık. Çünkü başka yolu yok. Hani hep bir slogan da vardır. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbir. Evet, hani derler bir elin nesi var, iki elin sesi var. Aynen öyle.
Hani birleştiğimiz zaman daha güçlüyüz. Neler yapabileceğimizin farkına vardık. Birbirimizden güç alıyoruz ve en önemlisi belki hayatta bir araya gelmeyeceğimiz insanlarla bir aradayız. Yani hani hayata bakış açısından diyeyim. Gerek siyasi görüşü olabilir, gerek başka görüş olabilir. Belki hiç tahammül edemeyeceğimiz insanlarla bir aradayız. Birbirimizi anlamayı öğrendik, dinlemeyi öğrendik. 3 yaşından beri İstanbul'dayım. Ve 11 yıldır E-Tekstil'de çalışıyorum. Yani lise öğrenimini bitirdikten sonra, 4 gün sonra hatta başladım. Ve onun da hesabını soruyorum. Ben gerçekten yani okumayı çok isteyen bir insandım. Üniversiteyi kazandığım halde gidemedim. Çünkü bunun en büyük nedeni maddi sıkıntılardı. 6 kardeştik ve benim dışında 2 tane kardeşim daha okuyordu. Ve ben fedakarlık yapmak zorundaydım aileme yardımcı olmak için. Öğrenimim bittikten 4 yıl sonra E-Tekstil'e başladım. İlk iş yerim orasıydı. Ve zaten 9 Şubat'ta da işten atıldı. Ve kötü olan eşim de aynı yerde çalışıyordu. O da 9 yıldır çalışıyordu. İkimizin birden atılması bizi elbette ki çok zorladı. İş hayatını bilirsiniz. Kadınların, aslında kadınlar için hayat daha da zor. Hani hem burada iş hayatında mücadele veriyorsun, direnişle mücadele veriyorsun. Ayrıyetten bir de evde mücadele veriyorsun. Çoğu hanımlar şu an eşleriyle tartışarak geliyorlar. Çoğu beyler eşleriyle kavga ederek geliyorlar. Çünkü artık yani tükendik, maddi anlamda tükendik. 6 ay para almadan devam etmek çok çok zor. Yani kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Evet biz sizi anlıyoruz, destekliyoruz ama bugün bir ev sahibi çıkıp da ben senden 3 ay kira almıyorum demiyor. Bugün devlet bir ay faturanı ödeyemediği zaman ikinci ay canın sağ olsun demiyor maalesef. Anında elektriğini de kesiyor, suyunu da kesiyor. Bu da hayatın acı bir gerçeği maalesef. İşçiler gerçekten birleşmeli. Yani hak için, adalet için gerçekten birleşip sesimizi yükseltmeliyiz. Yani hep biz Türk milleti bir şeyleri kaybettiği zaman değerini biliriz ya. O da çok... Ben o mantığını anlayamıyorum aslında ya. Elindeyken sahip çıkmıyorsun. Elinden gittikten sonra affedersin kendini parçala niye yara? Ya her şeyi zamanında yapacaksın. Şu an biz E-Tekstil için geç kaldık. Ama bundan sonra yine hayatımız devam edecek. İnşallah çalıştığımız yerlerde yine başımız dik hak arayacağız. Öyle umuyorum inşallah. Ama şu an işçilere söylüyorum ki zamanında bir şeyler arasınlar. Yani hakkı olmayan bir şeyi zaten istemiyoruz. Hak etmediğimiz bir şey istemiyoruz. Ama yıllarca emek veriyorsak peşine düşmeliyiz. Biz de ses yükseltmeliyiz. Gerekse bedel de ödemeliyiz. Bunun başka yolu yok. Çünkü nasıl bedel ödüyoruz? Bazı abilerimiz çocukların okuldan almak zorunda kaldılar. Bir şekilde eğitimine devam ettirmiyor. Bu bir bedeldir. Gerekirse bunu da ödeyeceğiz. Mesela lavaboya gidildiği zaman erkek güvenlikler hani içeri girmek istiyorlardı. Mesela insanlar abdest alıyor. O anda içeri giriliyor. Ne kadar kötü bir durum. Abdest alıyorsunuz yani sonuçta. Kadınların bacakları açık oluyor yani. Açık oluyor yani. İşte siz daha ne bekliyorsunuz? 5 dakika neyinize etmiyor ama o insanlar abdest alıyor, namaz kılıyor. Yani namazlar da yasaklanmıştı. Sendikalaşmaya çalıştığımızda da 2-3 arkadaş öyle başvurmuştu. Onlar da zaten işten çıkardılar yani. Yani izin de vermiyorlardı. Yani. İş olup da gelmeyenleri, yani mesai kalmayanları hemen işten çıkartıyorlardı. Zaten onların amacı oydu, azaltmak. İnsanlar işten, çünkü devletten iflas istemiş, devlet vermemiş mal varlığı olduğundan dolayı. Bunlar da ne yaptılar? İnsanları bezdirmek için yavaş yavaş çıkarttılar. Kimini anlaşmalı çıkardılar, kimini zorlayarak. Ne yaptılar mesela? Zorla mesai bıraktılar. Ondan sonra kış günüydü işte şeyleri açmadılar, kaloriferleri. Soğuk hava üflettiler. Yemekleri azalttılar. Yemek düşürdüler. Yemekte etleri... Onu çırpıp fırına atıp öyle yediğimiz günler olmadı yani, mı? Öyle günlerimiz bile oldu ya. Yani önceki gün kalan mesela pilavdan pirinçleri ertesi gün çorbaya katıp bize veriyorlardı. Bunu fark ediyorduk yerken yani görüyorduk. Peki böyle bir yani bu bezdirme şeyiydi ama yani çoğu insan çıktı işte kala kala en son biz kaç kişi kaldık? 420 kişi kaldık. Baktılar ki biz de çıkmıyoruz. Bir günde kapıya koydular. Patron dedi işte bana bir ben istediğim benim param 7 sülaleme yetecek kadar var dedi. İstediğim an burayı işte doldururum, istediğim zaman da burayı kapatırım. Paramız bile yok, yürüyerek geliyoruz. Ailemize zaten evet. Bir katkımız yok. Aile içinde hep kavgalar oluyor yani. Hiç kimsenin düzeni, dirliği kalmadı diye. Bu firma kazanmasa, çalışmasa, kazanamasaydı kapıya koyacağız tamam diyecektik belki. Ama son güne kadar gece gündüz çalıştık. Gece gündüz, cumartesi, pazar demeden çalıştık. Bu adam kazandı. Kazandı ve kazandığı halde kapıya koydu. Biz başbakanla görüşmek için İşte evin önüne gidecektik. Bize abartmıyorum 4 tane çevik kuvvet arabası geldi.
terörist değiliz ki. Biz haklarımızı istiyoruz. Biz ne yapacağız başbakana? Madem bu ülkenin başbakanı olmuşsa bizimle de görüşmesi gerekiyor. Var bir evrensel var yani bizim haberleri yapan. Başka hiçbir önüne de gittik, Hürriyet'in önüne de gittik. Talepleri resminizi çekmediler. Onlar gelmedi. Biz kendimiz gittik. Defalarca gittiğimiz halde bir kare bile resminiz, parça yazımız bile çıkmadı. Medyada hep devletten yana. Tabii ki öyle olmak zorunda belki de. Neden? Çünkü istediğini kapatıyor. Demek ki istediğini her an yapabilir. Bu hırsızlık resmen hırsızlık abi, yani. Niye zengin çalıyor da hırsızlık olmuyor? Fakir çalınca hırsızlık oluyor. Bir çocuk değil mi yıllar önce bir baklava çaldığı için yıllarca yattı hapiste. Ama bu yüzlerce, 1800 kişinin hakkını yedi bu adam. Niye hala dışarıda? Tamam şu anda içeride. Nasıl? İşine gelince diyorum, 20 dakikanın içinde diyorum 20 yasa geçiriyor. Evet. Şuradaki 50 tane insanı şimdi mi çözebilecek? Yeter adam yok. Ay bunun yasaya ihtiyacı yok ki böyle bir şeyin. Düzelir diye ümit ettik. Halbuki aslında göremedik daha doğrusu. Çünkü içeride yavaş yavaş 10-20 derken o makineler götürüyorlardı yavaş yavaş. Yani duyuyorduk işte burası kapanacak herhalde, işte başka yerlere başka isim adına açılacak diye duyuyorduk ama bir yandan da bize diyorlar ki düzelecek, bu böyle gitmez. Acaba mı diyorduk yani, hep acabayla çalıştık bu zamana kadar. O Adnan hükümeti geldikten sonra hep böyle oldu. Önce öyle değildi, önce biz 6 ay işten çıkarılsak bile hemen hakkımızı trim alıyorduk. 17. maddeden çıktığımız zaman hemen alıyorduk. Bu süreçleri hep uzattırdı. Patronlardan yana yasalar çıkarttı. Önce de mesela bir insan işten çıkarıldığı zaman 3 ay normal sigorta 6 ay devam ediyordu. Şimdi 3 aya indi. Bütün hakları elinden aldı ya. Asgari ücreti yüzde bilmem kaç zam yapıyor. Bizim paramızı verirlerse diğer 2000 kişi toplam çıkartılan var ya daha önceden mahkemelik olanlar. Onlar da ayakları gelip parayı ister diye vazgeçmişler sonradan. Hani ilgimiz alakamız yok diyorlar ya, madem yoksa niye önceden bizim paramızı vermeyi düşündünüz de sonradan vazgeçtiniz? Madem hiç ilginiz yok. Esprit, Mango, Timberland, H&M, Adams, Levi's, Adidas, Reebok, Esprit, yıllarca Esprit'te çalıştım. Esprit, o markaların önüne de gittik. Ama sosyal sorumluluklarımız yok dedi. Aslında var. Hepsi mi öyleydi? Sanki H&M bir süre sonra vazgeçti. H&M'le de görüştük. Hani dedi ben bu haksızlıkları gördüm ve siparişimi geri çekti. Geri çekti değil mi? Yani evet. Ama son ana kadar, son güne kadar çıkışlarımız verdiği günde biz Esprit yıkıyorduk. Esprit kontrol ediyorduk. Devlet görmese tamam diyeceğiz de, görüp de görmezlikten gelmesi acı veriyor insana. Madem 17. maddeden atıyorum diyorsun, tebligat eve yolluyorsun. Hani ver haklarımızı o zaman. Yani lafta kalıyor 17. maddeden atıyorum seni diyor. Hak istedin mi polis hemen dayıyorlar karşına. Hemen dayıyorlar ya sen. Ama niye arabada yazıyor polis arabasına? Hak için adalet diye. Nerede hak için adalet? Patron için adalet bence. Hak için değil yani. İl binasına girdiğimiz zaman ben de görüşmeye gittim. Şahısla görüşüyorum ama ismini bilmiyorum. İsminiz nedir diye sordum. Bana dönüp dedi ki sen hangi örgüttensin? Ben örgüt müyüm ya? Ben burada araştır beni, örgüt müyüm? Muhatap bulamıyorsun. Adam içeride, devlet ilgilenmiyor, seninle muhatabın yok ya. Biz kimle muhatap olacağız peki? Biz kimin halkıyız? Bazen düşünüyorum da acaba kimin halkıyız? 108 gündür dışarıdayız. Biz bizi kapıya koyduklarında Şubat'ın 9'uydu, kış günüydü. Kar, kış böyle titreyerek bekliyorduk kapılarda, titreyerek. Yani yere basamıyorduk, sulu kardı yerler. O derece bu zamana geldik, bir mevsim geçti neredeyse. O zaman ilk çalıştığımız zaman sendikaları bırakmıyorlardı. Biz de hani daha doğru düzgün sendikaları bilmediğimiz için pek yanaşmıyorduk. Ama dışarıda olduğumuz zaman sendikaların ne kadar önemli olduğunu anladık yani. Geliyorlardı, bildirken dağıtıyorlardı. Bırakmıyorlardı. Kimin elinde bildiri görürse kapıya koyarız diyorlardı. Çantaları sabah girişte de yokluyorlardı, akşam çıkışta da. Sendika geldiği zaman kapıya çıkartmıyorlardı. Çay saatlerinde dışarı çıkartmıyorlardı. Sendika terasa bile çıkartmıyorlardı yemek ayı. Örgütlemek yani, ondan korkuyorlar. Sen bireyselsen seni ezebilir yani ama sendikalı olduğunu arkanda biri var. Sendikalı olsaydık daha güçlü olurduk yani. Burası daha kalabalık olurdu. Çoğu maaşı en azından yatardı yani. Sendikalı her şeyini karşılıyor. Ama sendikalı olmadığımız için
hani çoğu arkadaşımız gitti yani doğru durumda olduğu için onlar da gitti. Ama yine iyi başardık. 108 gündür desteksiz bu duruma geldik, bu dereceye. Yine bence büyük başarı yani. Yani iyi bir şey olduğunu biliyorduk da bu kadar önemli olduğunu bir şey bilmiyorduk yani. Haber değeri taşımıyorsunuz, kusura bakmayın, veremeyiz diyorlar. Ha bizim arkadaşlara da şöyle bir tepkisi oldu. Ya ben bu akşam izledim işte diyorlar, bir kedi ağaca çıkmış. 15 dakika onun haberini yaptılar. Yani görüyoruz evet haberleri. Onun haber değeri oluyor da yani 4 kişinin mi haber değeri olmuyor yani. Dilenci değilim. Merhaba.